Günaydın arkadaşlar. Harika bir bahar sabahı. Biliyorsunuz ben sizlere otomobil testlerimi genelde buradan yani evimden yapıyorum. Ama bugün sizlerle bir şehir dışı kaçamak yapalım istedim. Aslında bu fikir uzun zamandır aklımda vardı. Sadece beni motive edecek ve enerjimi yükseltecek bir model bekliyormuşum. O da işte yanımda gördüğünüz BMW iX1 E-Drive 20 oldu. Hakkını vermek lazım. Bu güzel rengiyle, şık görünümüyle ve tabii ki sürüş konforuyla tam 230 kilometrelik bir rota yapacağız birlikte. Gideceğimiz yer sürpriz olsun ama BMW iX1 ile çok uyumlu bir yer olduğunu söylemem gerekiyor. Elektrikli araç konfor demek, sessizlik demek. BMW de aynı zamanda sürüş keyfi demek. Bugün bunların hepsini birlikte deneyimleyeceğiz. Elektrikli araçla yola çıkmak çoğumuzu korkutuyor. Bunu çok iyi biliyorum. O yüzden de size aslında bu videoyu çekeceğim. BMW iX1 yaklaşık 474 kilometreye varan menziliyle aslında spontan yolculuklara da çok rahat imkan sağlıyor. Şarjımı dün doldurdum ve bu dolu şarjla varış noktasına şarj etmeden tek şarjla gitmeyi planlıyorum. Bakalım evdeki hesap çarşıya uyacak mı? Ama uymazsa da gerçekten probleme gerek yok. Problem etmeye gerek yok. Çünkü BMW Türkiye'nin uygulamasında gideceğiniz menzili, rotanızı girdiğinizde tüm şarj noktalarını AC, DC detaylıca görebilirsiniz. Müsait mi, değil mi, arızalı mı, çalışıyor mu? Kendi rotanıza göre planlamanızı yapabilirsiniz. Bu arada zaman kaybı için de endişe etmeye hiç gerek yok. Çünkü bu araç %10'dan %80'e hızlı şarjla sadece 29 dakikada şarj oluyor ve aynı zamanda bize 152 kilometrelik menzili sadece 10 dakikada veriyor. Bunlar gerçekten önemli değerler. Hala endişeleriniz varsa muhtaç olduğunuz cesaret ve maceracı ruh BMW iX1'de fazlasıyla var. O zaman daha fazla beklemeden hadi yola çıkalım. Tabii anahtarsız giriş ve çalıştırma sevdiğim bir konfor özelliği. Tamamen elektrikli ve hafızalı koltuklarda cabası. Arkadaşlar sürüşe geçmeden önce size şarj ve menzil durumunu da bildirmek istiyorum. %96 oranında bataryam dolu ve 416 kilometrede menzilim var. Ama menziliniz sürüş modlarınıza ve tabii ki kullanım şeklinize göre değişiklik gösterecektir. Şu an ben My Mod düğmesine bastığımda Personal modunu kullandığımı görüyorum ve bana 416 kilometre menzil sunuyor. İhtiyacıma göre eğer daha fazla performans elde etmek istiyorsam sport moduna geçebilirim. Menzilim o zaman düşecektir. Efficient modunu tıklarsam da daha uzun bir menzil sağlayacaktır. Yani daha ekonomik bir sürüş gerçekleştirecek. O zaman da menzilim 419'a çıkıyor. Hatta Efficient modunu aktif ettiğimde bir de azami menzili etkinleştir düğmesi var. Onu da etkinleştirdiğimde 90 kilometre saat hızın üzerine çıkamıyorum ve 429 kilometre menzil sağlıyor bana. Aynı zamanda tabii ki elektrikli araçlarda geri kazanım yani recharge da önemli. Siz aracınızı kullanırken ekstra fren yaparak yeniden enerji yani menzil elde edebilirsiniz. Bataryanız doluyor. Bunun için de şuradaki yine bir hareketle brake moduna getirebilirsiniz. Hadi o zaman artık yola çıkalım. Arkadaşlar BMW iX1 E-Drive 20'nin içerisindeyiz. Gerçekten çok şık, çok konforlu bir kabin bizi karşılıyor. Öncelikle bu sportif koltukların çok rahat olduğunu söylemeliyim. Muazzam bir şekilde sizi kavruyor ve rahat yormuyor. Karşımda güzel dijital ekranlar var. Grafikleri çok iyi. Aynı zamanda da kişiselleştirebiliyorsunuz. Hem sürüş göstergesi hem multimedya ekranı bütünleşik halde rahat bir şekilde sürücü odaklı bir kokpit tasarlanmış. SUV olduğu için aynalar, görüş açıları oldukça iyi. Yola hakim, trafiğe hakim bir şekilde rahatlıkla gidiyorum. Malzeme kalitesi açısından da premium bir araca bindiğinizi
çok net hissediyorsunuz. Hem göze hem de duyulara hitap ediyor. Ve elektrikli bir araç olduğu için ben yalın tasarımları seviyorum. En büyük renk dijital kadranlar. Onun dışında sade, yalın ama fonksiyonel bir iç kabinde tasarlamışlar. Bir kere bu orta kısım çok hoşuma gitti. Elinizin altında birçok tuş bulunuyor ve bu tuşlarla da aracı çok rahat yönetebiliyorsunuz. Bu açıdan fonksiyonel de hem sade, burada toparlanmış, her şey elinizin altında. Start stop olsun, vites olsun, elektronik park freni olsun. Bir de her ne kadar ekranımız dijital olsa da sesi ve ileri geri tuşu da hemen burada düşünülmüş. Bunu direksiyondan ben zaten yönetebiliyorum ama yanımdaki yolcu da kolay bir şekilde kullanabiliyor. Bu tarz fonksiyonların şahsen biraz manuel olması da benim hoşuma gidiyor. Çok fazla hız yapmıyorum. 100 km ile gidiyorum. Çünkü çekimde yaptığım için biraz rahat etmek istedim. Kablosuz Apple CarPlay'im de aktif. Size yol durumumu da göstereyim. 174 km menzilim kalmış. Yaklaşık 1 saat 51 dakika sonra varış yerinde olacağım gözüküyor. Yani rahat rahat benim menzilimin gideceğim yere yetmesi gerekiyor. Bu anlamda çok rahatım. Keyifli, sessiz, sakin bir sürüş gerçekleştiriyorum. Bu güzel Harman Kardon ses teknolojisiyle de gerçekten uzun yolun keyfi çok güzel çıkıyor. Onun dışında kablosuz şarj alanı olduğunu da söylemek isterim. Dikey konumda telefonum zaten burada takılı. Dilediğimde telefonun ekranını da rahat bir şekilde görme imkanı sunduğu için burayı da beğendim. Ve iki tane de ben şimdi gözlüğümü koydum ama içecek koyma alanı var. Bu orta konsolun altında da aslında bir boşluk bulunuyor. Burayı da yine saklama alanı olarak kullanabiliyorsunuz. Dijital ekranlar demişken tabii head-up display'i de unutmamak lazım. İşlevsel, sürücüyü gerçekten doğru şekilde uyaran güzel bir head-up display'i de bulunuyor iX1'in. Burada hem levha okuma özelliği, hem şu an adaptif cruise kontrolüm açık, onun aktif olduğu, aynı zamanda da sürüş modumu gösteren güzel bir özet ekran var. Direksiyon, ya BMW direksiyonlarını zaten seviyorum. İşte burada M-Sport donanımın yine direksiyonda işareti var, sportif ve üzerindeki tuşlar da gerçekten yalın, kolay bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Hemen adaptif cruise kontrolümü bu soldaki düğmelerden aktif ettim. Sağ taraftaysa daha çok multimedya ekranı, sesli konuşma gibi tuşlar var. Direksiyonun hemen arkasında da Boost kulakçığı var. Buna bastığımda, şimdi biliyorsunuz Efficient modunda gidiyordum ya, hemen Sport Boost moduna geçiyor ve araç daha performanslı kullanılabilir hale geliyor. Bakın, aracın sesi de değişiyor. İnanılmaz güzel. O elektriklinin gücünü hissedebiliyorsunuz. Çok keyifli. Sportif bir sürüş yapmak istiyorsanız bu modu da kullanabilirsiniz. 150 kW motoruyla 204 beygir gücüne denk geliyor BMW iX1 eDrive 20'nin gücü. Aynı zamanda 250 Nm de tork sunuyor. 0-100 km hızlanmasını 8.6 saniyede gerçekleştiriyor ve maksimum 170 km/saat hıza ulaşıyor. Bu değerler bu aracı hem şehir içinde hem de şehir dışında kullanmak için oldukça elverişli kılıyor. Dediğim gibi %75'e varan WLTP değerlerine göre menzil kapasitesiyle de bence spontan programlar yapmaya gerçekten elverişli ve ben şimdi bunu yapmak üzere yol alıyorum ve inanılmaz da keyif alıyorum arkadaşlar. Şimdi 3. köprüye doğru da yaklaşıyoruz. Dediğim gibi şarjınızı, menzilinizi programlayabildikten sonra elektrikli araçlarla uzun yola çıkmak da gerçekten büyük bir keyif. Bunda endişelenecek, korkacak hiçbir şey yok. Ama böyle güvenilir bir modele, araca bindiğinizde de zaten telaşınız, herhangi bir korkunuz kalmıyor. BMW iX1 eDrive 20'nin 64.8 net batarya kapasitesi bulunuyor. Aynı zamanda da hızlı şarjda 130 kWh desteği var. Yani hızlı şarjı %10'dan 80'e sadece 29 dakikada şarj etmesi çok önemli. Böyle uzun yollarda sıkılmadan programınızı yaptıktan sonra aracınızla yol alabilirsiniz. Şarj noktanızı doğru belirleyip sürenizi, saatinizi, rezervasyonunuzu halledip. Ama duvar tipi şarj alanlarında da
bu opsiyonel AC şarj özelliğini, AC Pro şarj özelliğini alırsanız sadece 3 saat 45 dakikada şarj oluyor ki bence muazzam. Bu arada beni uyarıyor, şeridinizde kalın diyor. Tabii ki sürüşte bu güvenlik asistanları da önemli bir detay. 110 kilometreye sabitledim. Adaptif cruise kontrolle önümdeki araca göre mesafemi, hızımı kendisi artık otomatik olarak ayarlıyor. Bu da gerçekten bana sürüşte inanılmaz bir konfor sağlıyor. Yine şeritte kalma asistanı olsun, kör nokta uyarı sistemi ve otomatik uzun farları gibi birçok konfor öğesi de iX1'de bulunuyor. Ben bu özellikleri gerçekten sürüş konforuna sağladığı katkılardan dolayı çok seviyorum. Daha az yorularak, daha çok anın tadını çıkararak aracınızı kullanabiliyorsunuz. BMW demek hani sürüş keyfi demek ya, yol tutuşu, sizi güvende hissettirmesi ama performans da sağlaması. İşte bu araçta bunları bulabilirsiniz. Şöyle sürüş modumu spora almak istiyorum. Size bir hızlanma videosu da gösterelim. Evet, gerçekten hızınızı hissetmiyorsunuz öyle diyebilirim. Şimdi ayağımı gazdan çektim. Bu arada bataryalarımda %75 doluluk oranında, böyle spor modda 312 km menzil gösteriyor şu an. Şu boost'u da açarsam ne olacak dersiniz? Wow! Boost modunda inanılmaz keyifli gidiyor. Ama ben tabii ki My Mod'dan Efficient'ı alıp Sakin modumdan ödün vermeden 110'a cruise kontrolümü alıp kurallara dikkat edip yolumda devam edeceğim. Konfor özelliği demişken diğer bir öğe de tabii ki süspansiyonları. Sürüş modlarına göre bu özellikler de adapte oluyor. Rahat, konforlu bir sürüş sizi sağlıyor. Ama spor moda geçtiğinizde tepkiler birazcık daha sertleşiyor. Bence gerçekten çok tadında, çok kararında, sizi o sürüş farklarını hissettiren bir hem direksiyon, hem ses, hem de bir süspansiyon yapısı var. Ben çok keyif aldım. Hemen şuradan Apple CarPlay'imi de açayım. 150 kilometrelik yolum kalmış. 1 saat 38 dakika sürecek. Evet, 2 gibi yaklaşık gideceğimiz lokasyonda olacağız. Eminim orayı da seveceksiniz. Bence özel bir lokasyon. Şu yeşilliği, şu doğayı ister sakinlikle tadını vararak, ister performansımı arttırarak yolda devam ediyorum. Arkadaşlar, otobandan indik, D100'de ilerliyoruz. Yanımda harika Marmara Denizi, sahil mükemmel. Varış noktama 27 dakika kalmış, 33 kilometre gösteriyor. Menzilim 197 kilometre, bataryamın da %43'ü dolu. Tabii ki otobanda daha yüksek hızlarda kullandım. Zaman zaman personal ya da sport moduna da geçtim. Ama ağırlıklı olarak hep efficient'ta gelmeyi de tercih ettim. Böyle baktığınızda bu menzil değerleri bence oldukça efektif, güzel bir yolculuk oluyor. Bu arada brake moduna aldığınızda da yine böyle dur kalk trafiklerde recharge'la bataryanızı ayrıca doldurabilir ve menzilinizi uzatabilirsiniz. Gazdan ayağımı çektiğimde çekiyorum. Sistem kendisi frenleme yapıyor. Bu sayede de hem batarya doluyor hem de menzil uzamış oluyor. Şahsen ben şehir içinde tercih ediyorum. Benim hoşuma gidiyor. Hatta gamification gibi bataryayı, menzilimi daha verimli nasıl kullanabilirim, nasıl menzilimi uzatabilirim, elektrikli araçla, otomobille yaşamayı öğreniyorum. O zaman varış noktasında görüşmek üzere.
Evet arkadaşlar, sonunda varış noktamıza da ulaştık. Bu güzel, konforlu, sessiz elektrikliyle yine çok sessiz, doğanın içinde güzel bir mekana geldik. Barbare Bayre. Gerçekten güzel bir eşleşme oldu. Şimdi buranın keyfini çıkaracağım. Ama en güzel tarafı da ne biliyor musunuz? %96 batarya doluluk oranıyla başladığım maceram %35 ile son buldu. Bu da ne demek oluyor? Gerçekten BMW iX1 eDrive 20 tam bir spontan yolculuklara çıkmak için maceracı bir yol arkadaşı. Bana bunu çok güzel ispatladı. Tabii elektrikli araç deyince şarj konusu hep bir soru işareti. Barbare Bayevi'nin de en güzel tarafı burada bir tane BMW'nin kendi duvar tipi şarj cihazının da olması. Aslında BMW Türkiye'nin bu ve bunun gibi birçok şarj alanı, destinasyon noktası Ege bölgesinde de sıkça bulunuyor. Sizin de notunuzda olsun. Şimdi aracımı birazcık şarj edeceğim. Sonra bu güzel lokasyonun keyfini çıkaracağım. Evet, gerçekten dinlenmek için burası keyifli bir lokasyon. Hem çok şık bir restoranı var, hem de konaklama tesisleri. Hadi hep birlikte burayı gezelim. Biraz da iX1'in dış tasarımından bahsedelim. Önden baktığımızda kare formundaki böbrekler gerçekten çok şık ve dikkat çekici. Hemen yanında yana doğru uzayan ince LED farları görüyoruz. Üzerinde mavi, yani elektrikli olduğunu vurgulayan mavi çerçeveli BMW logosu da çok mu çok hoş duruyor. Sportif ve dikkat çekici bir model. iX1 iki farklı donanımla satışa sunuluyor. Birisi X-Line ve benim test aracım olan M-Sport. Yine burada M-Sport logolu jantlarımızı da görüyoruz. Oldukça şık. Hemen yanda gövde rengi aynalarımız ve arkaya doğru karartılmış camlar dikkat çekiyor. Araç gerçekten geniş ebatlarıyla tam bir aile arabası bence. Arkaya doğru baktığımızdaysa bu sportif görünümü arka tasarımda da yakalıyoruz. L şeklindeki stop lambalarının yine içerisinde altıgen formunda desenleri görüyoruz. Oldukça dikkat çekici. Hemen bagaj kapağının üzerinde iX1, yani modelimizin ismi ve eDrive 20 olduğu da yazıyor. Bagajımızın kapağı elektrikli olarak açılıyor. Arkada yine karartılmış arka camımızı görüyoruz. Arka kısmından da son derece sportif ve dinamik bir araç bizi bekliyor. Arkamda gördüğünüz bağlarda tam 8 çeşit üzüm üretiliyor ve bu üzümler tamamen organik koşullarda üretiliyor. Uluslararası standartlarda her sene denetleniyor ve ilaçlarında hiçbir kimyasal kullanılmıyor. Hem bağlar hem de şaraphane Barbare Bayevi'nde yıllık olarak uluslararası denetim firması tarafından denetleniyor. İşte aslında buraya gelmemin tek sebebi buranın güzel doğası ve sessizliği değildi. Sürdürülebilirlik BMW için de çok önemli bir konu. Bu yüzden iX1'in üretiminde de geri dönüştürülebilir malzemeler kullanıldı. Aynı zamanda bataryada kullanılan kobalt ve lityum da sorumlu madencilik anlayışıyla çıkartıldı. BMW iX1'in üretiminde kullanılan pek çok materyal yeniden geri dönüştürülebilir malzemelerden üretildi. Nedir? Plastik şişelerden ya da deri
olarak vegan deri gibi malzemeler tercih edildi. Sürdürülebilirlik konusu bence BMW'nin müşterileri için de çok önemli. Daha iyi bir gelecek, daha sürdürülebilir bir dünya için tercihlerimiz, bulunduğumuz yerler, kullandığımız markalar gerçekten önemli detaylar. Ben bugün burada huzurla ve buraya gelirken de BMW iX1 ile çok güzel bir yolculuk geçirdim. Sizlere de tavsiye ederim.